Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Total War Warhammer 3 bölümüne hoş geldiniz efendim. Nargle Lordlarından Lord Tamurkan serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde çok zorlu bir savaşı Otto'da fırlatarak geçmiştik. Ve bizim başımıza bela olanlar şu mücadele taşındaki arkadaşlardı. Öncelikle mücadele taşındaki elemanların fişini çekeceğim. Ondan sonra orklarla görüşeceğim. Kendisi tek umurumda olan şey senin yok olduğunu görmek diyordu daha geçtiğimiz bölüme kadar. Şu an bana 2000 altın öneriyor galiba. Abicim 2000 altınını alıp münasip bir yerine montalayabilirsin. Galiba orklar bizim yerimize ordularını darma duman etti. Biz de gideceğiz. Mücadele taşına çöküp sonrasında orklara çökeceğiz. Eyaleti kontrol altında tutmak için orklara çökmek gerekiyor galiba. Kahramanı yetiştirirsem 16 turluğuna bir buff alıyorum. Herhangi bir fraksiyonla saldırmazlık paktı imzala. Abi o çok umurumda olan bir şey değil ya. Bak bekle, umurumda olanı göstereyim. Umurumda olan şey şu. Bu adamın sadakatini yükseltmek. Geri kalanı pek de umurumda değil. Birader selamun aleyküm. Yani surmur diyor ama Görç diye gidiyor galiba burası. Görç diye gitsin. Bunları ortadan kaldırsın. İradenin tacı. Nargle hizmetçisi geldi. Tamam güzel, Nargle hizmetçisini diğeri kuşandı. Bizim diyarda savaşta olduğumuz tek adam ortalıktan kayboldu. Şahane. Şu orkları sindireceğiz şimdi ama orkları sindirmeden evvel bir bekleyelim. Ben özellikle tanklığımı arttırıyorum. Özellikle yandaki lordun da vuruş gücünü arttırıyorum dostlar. Yakın dövüş saldırısı falan çok tehlikeli bir hale geldi kendisinin. Merkezimizi hemen bir üst kademeye upgradeleyelim. Bununla beraber buradaki bölge için hemen Yüzan Dağı'da şey var, mücadele taşı için ne yapalım? Mücadele taşı için hemen büyüme verelim ya. Ordu birkaç tur kendine gelsin. Sonra çok daha rahat oluruz. Hiç ünite münite yetiştiremiyoruz ya. Acaba ünite yetiştiremememizin sebebi şey olabilir mi? Yani burada bir savaş binası falan mı kurmak lazım acaba? Niye kuramıyorum? Yani en azından 1-2 Nargle zerreciği falan alırdım. Ha, kuruluyor. 4 turda. Abi o neymiş ya? Tamam kurulsun da 1-2 tane Nargle zerreciği alalım. Bunların 4 turda kurulmasından daha normal hiçbir şey yok. Çünkü anında basıyorsun abi. Bekleme süresi bile yok. Sinan abi mi hoş geldin? Kolay gelsin. Dileğin için çok çok teşekkür ederim. Nasılsın? Keyifler nasıl abi? Bizimkinin bana olan bağlılığı artıyor. Çok iyi. Şu orklar konusunda beklemeyeceğim galiba ya. Kameram biraz kapalı dostlar. Galiba orklara direkt dalacağım. Çok şükür, çok şükür Sinan abim vallahi. Nasıl olayım? Keyifler yerinde. İyi olmana çok sevindim abi. Acı çektiren fraksiyonu yok edildi. Çok güzel. Kokuşmuş cesetler bize seferde hareket menzili verdi. Herhangi bir kahraman karakteriyle 10 muharebe kazanın. Tek kahramanla kazanılmış 3 muharebeniz var. Kalkan verecek ve lütuf ve enfeksiyon verecek. Tamam. Bak bu görevi de panele tutturabilirsin. Bir kahraman efsaneye dönüşüyor. Ve 30 yeni birim yetiştir var da o zor.
Herhangi bir fraksiyonla saldırmazlık paktı imzala. Ya beni seven kimse yoktur ki ya. Şimdi buradan değersiz rakiplere ya da Nargle'ın kutsanmışlarına gidilebilir. Kaos iblisleri, kaos savaşçıları ve canavar adamlarıyla iletişim kurabiliyoruz. Şuradan Sızan yozlaşmayı da alayım. Öyle ilerleyelim ya da askerlere mi bir buff alsak acaba? Veba canavarları. Nargle toplama. Daha yüksek rütbede yetiştirmemi falan sağlıyor. Şunu alayım ya. Biraz piyade birimleri için hız versin. Abi direkt şu ejderhanın ölümüne dalıp orklarla bir papaz olacağım galiba ya. Orkları bu diyardan atacağım abi. Ki orkların hiçbir canı yok zaten. Yat aşağı. Tamam, bir eyalet daha kontrol altına alındı. Kontrol ve büyüme basıyorum. Ve çok güzel. Adamımızın bize karşı şeyi artıyor diye tahmin ediyorum. House aurasını da alacağım kendisine. Bir de bir şey merak ediyorum. Bizde item yok mu abi? Efsunlu irade tacı. Peki irade tacı ne işe yarıyor? Aa, bak giyen kişi tebaasına sarsılmaz bir liderlik verir diyor. Ateş topu. Hız iksiri. Bu daha nadir. Şu nadir olanı alalım madem. Yaverler. Efsanevi kahramana büyülü eşya alalım. İradenin tacını alayım, sarsılmazlık alsın. Henüz bizim adamı tatmin edemedik. Lord 10 level olduğunda namlu alay çağırabileceğim bir tane. Nargle Zerreci'yi. Galiba benim orklarla papaz olmam gerekecek ya. Ya da yukarıdakilerle mi papaz olmalıyım? Lore'u bilmiyorum ki. Sevgili Psiko, hoş geldin. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Merhabalar. Single oynuyorum şu an. Ha, bana sormamış. Vakanovisim Ali abiye sormuş. 8 teknoloji araştırın. Tamam, onu da yapacağım. Daha upgrade'leyelim. Canım merhaba. Şuraya doğru bir ilerle. Burada bir orkların canını okuyacağım. Kılıç Dağı var. Kılıç Dağı'nda daha farklı adamlar var. O diğer eyaleti de ben bir önleme almaya çalışayım. Artı 125, çok güzel. Buralara sur falan diktiğimiz zaman rahatlayacağız ya. Şuranın suru yok henüz. Ve buraya istediğimiz binayı yapamadık. Son yapacağımız yer de belli zaten. Kontrolü buraya taşırım en olmadı. Kontrolü yıkıp sur çekerim buna. Kontrol binasını yıkıp. Nargıl yozlaşması %100 abi. 10 numara. Furkan'ım, hoş geldin. Ne yapıyorsun kardeşim? Keyifler nasıl? Aslında 3000 altın alıp geçebilirim. Benim oraya ilerlemem gerekli mi bilmiyorum.
Yukarıda Norskalar var galiba. Yani o Norskalarla muhatap olunulabilir. Ya da yan taraftaki arkadaşları bu Taşgök bayırlarını ele geçirmeye çalışabilirim. Bence biz 3000 altına alalım, keyfimize bakalım ama umarım barış anlaşması yaptığınız için Lord'un şeyi düşmez, yemini düşmez. Döngüsel yaşamın tüm döngüsünü tamamlayın da ya. Artı 5 Nargıl yozlaşması çok iyi. 3 eyalet ele geçir diyor. O da çok iyi. Ha. Bunlarla sanki böyle bir saldırmazlık falan daha mı iyi olur yeğenim ya? Ödeme öner. Ne diyorsun? 11 bin altın verirsen benimle saldırmazlık imzalıyorlar. Ben ne yapacağım? Bu herifi geriye doğru mu çekeceğim? Ya başıma iş almak istemiyorum şu an ama. Abi ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ya. Kafatası yolunda belli ki Skaven'lar var. Buralar Skaven dolu. I will hear you. Let's find yukarıdaki Norskalara doğru gidelim ya. En güzeli yukarıdaki Norskalara doğru gidelim abi. İki üç tur yürüyeceğiz oraya kadar. Aleyküm selam. Şahin de hoş geldin. 27. ayın kutlu olsun. Vallahi şükür Furkan'ım ya. Nasıl olayım? Keyifler yerinde. Çok şükür. Abi kaç gün yayın açmadık. Onun acısını alıyoruz. Dark Souls oyunları indirimde hangisini önerirsiniz? Abi bilmiyorum ki. Ben maalesef Dark Souls konusunda pek şey sayılmam, uzman sayılmam. Maalesef sorunun cevabı bende yok. Çok güzel piyadeler için hız falan aldık. Saptırma direnci var. Yakın saldırı arttıran. Nargıl'ın çocukları var. Nargıl zerrecikleriyle oynayacağım için savunmalarını arttıracaklar. Ejderhanın ölümü diyarında da bir artı basayım. Tamam bak dar ağacına doğru yaklaştım. Dar ağacını kademe 3'e basabilirim. Dar ağacını kademe 3'e basalım. Buranın epik binasını basalım ya. Burada bir tane epik bina var. Saldım turu. Vallahi çok şükür Furkan'ım ya. Kafa dinlendi. Biraz fazla video var elimde. Onları düzenleyeceğim yavaş yavaş. Bugün akşam muhtemelen Bannerlord yayını yaparım. Çünkü Bannerlord'da bölümlerim tükendi. Yine 3-4 bölüm yardırdıydım. Son bölümüm kaldı işte bugüne. Çok ara vermeden, fire vermeden video atmaya çalışıyorum. Öyle. 4x veba taşıyan mı, 3x veba kurbağaları mı? Abi galiba veba kurbağalarını alacağım ya. Galiba veba kurbağalarını alacağım. Aa bak. İki tane daha nargıl zerreci yetiştirilebiliyor. Bir tane veba kurbağaları yetiştirilebiliyor. Bunları aldım. Buna rağmen yürümeye devam edebiliyorum. Harika. Şu kanayan sarmalda adamlara salça olacağım. Şuradan geliri arttır. Buradan büyümeyi arttır. Kontrolü bana ver. Şurada kontrol binasını yıkıp sur yapacağım. Çünkü burada bir harika olacak, bir para veren olacak, tamam mı? Harika binası, para veren bina artı sur. Ben surla bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum çünkü hani savunma yapabiliriz ama sur olmadan iş zor. Ve artık savaşalım da şu lordun bize bağlılığı bir artsın. Hikayeyi devam ettirelim.
Tamurkan'ı sevdim ben ya. Bir tek Nargılların şu askeri bina basma olaylarına çok aşina değilim ama ben umduğum üniteleri aldım abi. İstediğim üniteleri aldım. Umarım daha iyisini de alacağız. I will hear you. Let's find somewhere quiet. Kanka sana savaş ilan edeceğim ama kıyametin cenk birlikleri de benimle beraber gelir diyor. E kim lan bu kıyametin cenk birlikleri? Bir saniye. Kimsiniz oğlum? Ha. Arkeon ebedi seçilmiş. Dövüşürük ya, bir şey olmaz. En ihtimal sana dalmak gibi geliyor bana acı. Aşağıda ne yapayım? Kaos cüceleriyle mi vuruşayım? Bugün kan tanrısı için epey kan dökülecek dedi. Abi umarım öyle olmaz ya. Umarım öyle olmaz. Çok minik bir aralık kalacak ama. Burayı vurup umarım kıvranan hisarı da vurabilirim. Yüzan Dağı. İnşa maliyetleri. İnşa maliyetleri ek inşa süresi. Burayı bir upgrade'leyelim mi? Sonra buraya bir para binası basalım. Buranın bir kontrolünü arttıralım. Arkadaşlar inşallah yaptığımız hamleye pişman olmayız. Vallahi adamın cenk birliğini falan görmedim. Ama bu beni bir parça çekindiriyor, bir parça telaşlandırıyor. Vallahi Furkan'ım benim için de en büyük şey hani hem düşmanı beklemek hem de abi sağdan soldan böyle sürekli zaman geçmesini beklemek ya. Ama kesin zafer. Haritaya baktığın zaman harita epey normal. Direkt motoda geçelim burayı. Çok güzel. Bak Nargıl zerrelerinin şeyi açıldı abi. Namlı alayı açıldı. Namlı alayını da aldım. Bizim Lord level 10 oldu çünkü. Bizim Lord level 10 olduğuna göre zindelikte azalma ve hızı aldım. Diğerlerinde bir şey yok. Kanayan sarmalla beraber burayı ve sonrasında şu kıvranan hisarı alacağım. Amacım kıvranan hisara doğru bir ilerlemek ama bakalım abi başıma ne gelecek hiç bilmiyorum. Kıvranan hisarın kendi bile çok iyi korunuyor olabilir. Ve tur beklemekten ziyade ben bir yerden bir yere gidişteki o stamina hesabı benim biraz canımı sıkıyor. Ay gidiyorsun, yürüyorsun, 185 ülkeyi bekliyorsun, bir daha yürüyorsun. Son derece bunalıcı. Liderlik ve fiziksel direnç var bu birimlere. İlerle bakalım şöyle. Şu kıvranan hisarda ne kadarlık bir garnizon var abi? Var bir şeyler. Alırız burayı ya. Alırız burayı. Adam base'ini kaybederse tahminimce biraz canı da sıkılır gibime geliyor. Büyüme şeyi yok mu burada hiç? Büyüme binası. Galiba büyüme binası yok. O zaman büyüme binası da basalım. Ve gelecek tur nihayet kanayan hisara dalabileceğim. Atlılar matlılar var da içeride hiçbir şey olmaz. Adamın kaç yerleşim yeri var bilmiyorum ama kanayan hisarı kaybederse çok büyük can kaybedeceğini biliyorum. Bir yerde pusu musu atarsa işi sıkıntı, iş sıkıntı. Pusu falan atmaması lazım.
Ben yapacağım hamleleri unutuyorum tur geçene kadar. Biraz öyle ya. It is better to be by the Maggot Lord's side than in his path. Saldırmazlık anlaşması yapalım. Sana 200 altın vereyim diyor. Götün yiyorsa saldır lan. Senle mi uğraşacağım bir de? Abi kıvranan hisar elden gideyo yok. Hücumunu fulledim vallahi bu karakterin. Kıvranan hisara tek atmaya gidiyorum. Kıl payı zafer diyor. Diyorsa vardır bir bildiği. Oğlum 100 zırhlı falan üniteleri var bunların. Antipiyadeleri falan. Ya açlıktan ölmeye başlamaları kaç tur sürecek bilmiyorum ama 10 tur sürecek. Bunu ben burada 10 tur boyu oturtamam. Valla bastım geçtim. Kendim savaşmayı çok isterdim ama kaleyi deviremem. Dışarıdaki bir savaş olsa neyse de. Biraz garnizona ek yapıp büyüme verelim mi? Biz Oto'da da olsa kaç tane savaş geçtik mesela? Kokuşmuş koku. Kokuşmuş koku ne ya? Ama etrafındakilere de buff verecek bir şey belli. Abi kontrolü falan arttır. 10 bin lazım buna. 10 bin. Oo, paşam. Sana da diken çekmek lazım. Dikenli tel. Dur şu siperi yapma. Siperi burada yap. Şu harika için 10 bin biriktirelim bir yandan. Kontrolü ver. Bu hisar yeni ele geçirilmiş olduğu için buraya pek bir şey yapmak istemedim. Sevgili açılmayan Antep fıstığı Prime'ın avantajıyla ikinci ayında teşekkür ederim. İkinci ayınız kutlu olsun efendim. Çok sağ olun. Aa şey geliyor. Adam geliyor oradan. Ventris Davi Breaker. O ne demekse? Çok güzel. Gaddar bir meseleden buff aldık. 6 tane yerleşim yeri işgal edin diyor. Muzip hıyarcıkları mı? Bende de var birader o ordudan. Açık daha yanaşırsan seninle ilgilenebilirim. Sen hala şey olmadın mı ya? Bana bağlılık kazanmadın mı? Bir tur daha bağlılık kazansa bu arada Tamurkan'ın reisi bizim için çok iyi olacak da henüz kazanmadı. Bu ilerlemezse diye ben şöyle orduyu bir göt dışarı çıkarayım mı? Direkt gelip çat diye girerse dur, arkasını görmediğin yere girme. Aman abi. Para veren bina var. Burayı es geç. Ne yapacaksın ki burada? Ya döngüyle bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya dönecek. Benim bir tane daha savaş kazanmam lazım.
Haritada orayı görebilseydim keşke ya. Vallahi arkasını görmediğim yere gitmedim dostlar. Biraz çekindim açıkçası. Aa! Lord'uyla beraber geliyor. Lord'uyla beraber geliyor arka arkaya. Bu hisar da bizi paramparça eder mi? Abi eder mi? Eder ya. Bu hisar da bizi paramparça eder. Arkasını destekleyerek getirmiş. Bu ordunun gücünü hiç bilmiyorum. Arkasını destekleyerek adam getirmiş ama. Abi biz iyiyiz ya. Arkeon'un ne kadar büyük ya. Burayı kuşattığı senaryoyu düşünüyorum da kuşattığı senaryoda da bilmiyorum ya. Sanırım içeride beklemek şu an daha mantıklı. Atladım turu birader. Husum husumu denemek lazımdı acaba. Yağma vaziyetinde geldi. Yağma vaziyetinin dezavantajları yok mu hocam? Mesela savaşta çok dinç olmayacaklar. Yani oğlum senin özelliğin ne? Kaos güheylanına binebilir, şey yapabilir. Bu da mı yakın dövüşçü? Hareket kabiliyetini falan arttırabilir. Yürü bakalım ben seni lordunla bir buluşturmaya çalışayım. Şimdi ben buradan buna vurduğumda cesurca yenilgi. Dayı yorgunsunuz ama yani marş vaziyetinde olduğunuz için yorgun olmanız lazım. Çat diye ölüyorsun ha komple. Ben ölmeden şey yapabilir miyim? Cehennem topu falan var herifin. Destek nereden gelecek ona? Arkasından. Deneyeceğim ben ya. Kaça kaça nereye kadar abi? Deneyeceğim. Üzerine doğru aniden hücum edeceğim. Herifi oturtmamaya çalışacağım. Yani hedefim o olacak. Adam oturmadan hızlı bir şekilde dövebildiğim kadar adamı dövmeye çalışacağım. Destek ordusu gelmeden. Destek ordusu gelse de yıpranmış vaziyette geleceği için umut ediyorum onları durdurabileceğim. Bakalım deneriz şansımızı. En olmadı save almışımdır inşallah. En olmadı save'e döneriz. Ya ben çok yetenekli değilim dediğim gibi dostlar. Bu tarz oyunlarda garanti kazanırız diyemiyorum ki adam zaten 1,5 dakika içerisinde geliyor. Herifi de çok iyi bir konuma atamış. Mesela ne yapabilirim ben bu 1,5 dakika içerisinde? Orduyu şuraya konumlandırıp cehennem toplarının atışından kendimizi koruyarak bir şeyler yapabilir miyiz acaba? O zaman deneyeceğim bir numaralı strateji bu olacak. Çünkü defansif oynamaya daha yatkınım. Yani topun konumlanıp bize çakabileceği alan sınırlı. Şu dağ bizim için çok büyük bir nimet. Gerçekten büyük bir nimet. Bunları şöyle araya alacağım. Kendi aranızda iyice bir bütünleşeceksiniz. Özellikle namlı alay var aranızda. Namlı alay merkezinizde. Siz 4 numarasınız ve savunma konumundasınız abi.
Burası kendini halleder diye tahmin ediyorum. Lord'u merkeze koyacağım. Ya adamları taciz etmeyi falan deneyeceğim de nasıl yapabilirim bilmiyorum ya. Vallahi nasıl yapabilirim bilmiyorum yani. Birader bunlar bir numara. Bu herifler şöyle dağın arkasında gizlenmiş durumda, hizalı. Ogre'lar da bir numarada. Ve yeri gelmişken şu yaratık da bir numarada. Şunlar 3 numara. Kaç koşuyorsun? 82. Hız 83. Hız 86. Hız 90. Okey. Bunların hızlar 72. Bunlar çok flank yapmaya uygun üniteler değiller galiba ya. Siz şurada durun. Kurbağalar da şöyleli bir dursun. Dur bakalım, adamların gelişlerine göre hizalanacağım. Yani belki destek ordusu gelmeden adama saldırmayı deneyebilirdim ama bilmiyorum ya. Adamdaki anti piyade çok mu, ona bakmak lazım. Destek kuvvetleri geliyor. Kıyametin cenk birimleri. Adam bir de yorgun abi. Adam bir de yorgun yani. Dilediğin kadar takviye al. Arkalayacak mı acaba ki? Bana şu aralıktan gelir gibi geliyor da arkadaki aralıktan da gelebilir. Arkadaki aralık da muhtemel. Senin hızın 90 değil mi? Şunları bir 6 numara diye aldım. Çıkıp baksana. Buradan mı geliyor, oradan mı geliyor? Kıpırdatmamış bile ordusunu daha. Ben saldırdığım için onlar benim üzerime gelmek zorunda diye. Ha, ben mi onların üzerine gitmek zorundayım? Öyle bir durum söz konusu galiba. Adamın orayı ben niye net göremiyorum ya? Savaş başladığı için galiba. İyiyim vallahi Yusuf'um, sen nasılsın ya? Saldıran taraftasın o yüzden. O zaman strateji yanlış abi. Yenilgiyi kabul et değil de şey yok mu? Mecbur ben mi dalacağım ya? Bak bunu düşünemedim ben. Savunan tarafım gibi düşündüm. Save'im yok mu? Save'im vardır illaki. O zaman beklemenin bir mantığı yok. Gidelim üzerlerine. Ne oldu lan? Niye ben ana menüye dönünce benim 3 tane lordum sıfır can sayıldı? 3 tane lordum ve Nargle canavarım. Bedel mi ödedim kanka? Şimdi dur, sefere devam et değil. Save'i yüklemek lazımdı galiba. Hoş geldin Enver abim. Nasılsın abi? Keyifli yayınlar dileğin için teşekkür ederim abim. Nasılsın? Keyifler nasıl? Ben buna en azından birkaç tane mod kurmalıydım ya. Orada hata yaptım birader yani. Kendi oyunculuğuma güvenerek dalacağız o zaman. Yapacak bir şey yok yani. Umarım savaşı baştan alır. Pozisyonu falan değil de savaşı baştan alırsa aniden üzerlerine gideceğim abi. Yani yapacak hiçbir şey yok. Aa, tam buradan şey yaptı. Çok iyisin. Ya da onların gelmesini mi beklesem acaba ya? Hmm.
Onların gelmesini bekleyeceğim. Onların gelmesini bekleyeceğim. Neden onların gelmesini bekleyeceğim? Bence yağma atarak beni zaten dışarı çekmeye çalışıyorlardı. Ya üzerlerime dalsalar dediğim gibi savunma yaparım. Savunmada iyiyim ama saldırıda kötüyüm. Benim saldırım zayıf. Onu biliyorum. Enver abim hoş geldin. Allah iyilik versin abim. Senin bütün iş güç aksamıştır abi. Evet. Hisar kuşatıldı. Ordu diğer taraftan çağrıldı. Veba taşıyan birimi çağırır. O ne güzel şeymiş öyle. Fraksiyonda ilerleyelim. Değersiz rakiplere doğru gittim. Kaoslara daha çok vurmaya. Şu an teke tek miyiz? Abi teke tekimin büyük orduyu kapatsak? Ya ben öyle olduğunu düşünmüyorum bu arada ya. Bir şey diyeceğim. Büyük ordu kontrolü kapalı. Bu sefer o saldırıyor değil mi? Ben şurada doğacağım ama savaş alanı burası. Haritanın köşesine orduyu kaçırırsam ne yapabilir ki? Bence hiçbir şey yapamaz. Abi inan tahmin edebiliyorum abi. İnan tahmin edebiliyorum. Yani 8 saat süren elektrik kesintisi. Bütün her şey kalır. Şimdi dostlar nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şu arkaya çekilmeyi planlıyorum bakın. Buraya çekilirsem menziline girip patır kütür beni pert etme ihtimali var. Kendimi buna... Aa! Oyukmuş burası. Lan! Ah be! Şuraya çekilebilirim belki. Oraya hayatta cehennem topu falan işlemez. Abi öncelikle burası 4 numara. Aa sizi haritanın dışında istediğim yere kuş şey yapabiliyordum değil mi? Şimdi cehennem topu oradan buraya çakar mı? Çakar da şey yaparız ya. Ayarlarız. Ayar geçeriz. Şimdi bu 4 numara buranın geçilmez bir piyade hattı dostlar. Bu 4 numaradaki minik dostlarımız burada bizim geçilmez piyade hattını oluşturacaklar. Bununla beraber piyadeler ve lordlar burada direkt anında şuraya kaçacak. Geri vites yapacak. Lord 2 numarada. Şuradakiler diğerlerine nazaran daha hızlı. Buradakileri geride bırakacağım. Arkalarda bir yerde dolaştıracağım. Cehennem topunu açığa çıkarırsa cehennem topuna vurabileyim diye. Hemen şuraya kurbağaları da yerleştireceğim. Savaşı başlatacağım. Arkadaşlar bu cehennem topu dediğiniz illetin menzili çok büyük. O yüzden sıkıntı. Gel buraya. Gel buraya. Kaçın. Aa haritanın şu kenarı çıkış mı? Nasıl yapacağız abi? Ya haritada beni engelleyen bir şey var bak. İstediğim gibi gidip yönetemiyorum. Yeterince zoom out falan da yapmıyor. Yeni güncellemeyle mi geldi? Kirkor kardeş göremiyorum bak orası benim haritam normalde.
Kaçıl abi, kaçıl abi. Abi kaçıl, kaçan üniteyi vuramaz, o kadar da değil. Adamın önüne doğru kaçılmadıysan. Yeni güncellemeyle bir şey mi getirdiler bunlar ya? Emre zaten full abone modundayız hocam. Off the Rise Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Prime'ın avantajıyla aramıza katıldığın için çok çok sağ ol. Abi sapır saçma. Arkadaşlar şu an sahayı kontrol ha. Nihayet. Birader bunun 400 müydü neydi bunun menzili bak. 400 müydü neydi? Mümkün değil. Öyle bir atış yok bu arada. Kaç oğlum. Kaç oğlum. Öyle bir atış yok hemşerim. Şey damağı böyle kameraya takılıyor var ya. Daha falan kameraya takılıyor abi. Kardeşim sen geleceksin eşek gibi. Gene saldıran taraf benim, ondan gelmiyor mu acaba ya? Ama o kuşattı, kuşatmasına karşılık veriyorum. Play tuşuna ben tıkladığım sürece ben mi adamın üzerine gitmek zorundayım acaba? Dünyanın en saçma şeyi olabilir galiba ya. Ya o zaman bunun cehennem toplarının cephanesi bitsin, ben öyle oynarım kardeşim. Deli mi dürttü aklımı? Şöyle yapalım. Şu ikisini geriye bir yere park edelim. Bizim şu kahramanla bol bol saldırı dojlayacağız abi. Topunu ateşler misin? Topu daha yeni kuruldu. Bak menzilindeyim topunun. Sık. Artık menzilinde değilim. O yalan bu arada. O yalan bu arada. Yalan ya, o top ben menzilden çıkınca da vuruyor. O yani adaletli bir şey değil abi o. Arkadaşlar böyle bir top atışı gördünüz mü siz? Reis, götün yiyorsa o topu bırakacağım. Ben o topun cephanesi bitmeden gelmem. Bütün orduyu bana göre konumlandırıyor ya. Ben emri verdikten 999 dakika sonra hareket edersen o topu daha çok alırız içimizde oğlum, haberin olsun. Benim birimlerin iyileşmesi var kanka. Onu hesaba katmayı unuttun galiba. Tüm gün burada seninle oynayabilirim. Tüm gün. Pek bir şey merak ediyorum. Bizimkiler yoruluyor muydu? Nefesi tükenmiş gibi bir şey var mıydı yani? Ha, canı full. Hadi bakalım Jonathan. At topu da görelim. Ben arkadaşlar cephane bir tirmeye oynuyorum. Senin o cehennem topunun alacağı killer olmadan bana bir bok yapamazsın. Tut. Topunun ne kadar cephanesi kaldı şekerim? 3-4 atış falan dostlar ya. Sonra bizim birimleri ortaya çıkaracağım. Keyifli keyifli takılacağız.
Gebersem de uğraşacağım oğlum seninle. Son bir atışı. Belki bitti. Kaldı mı? Şimdi kendiliğinden cephane üretiyorsa bir tur annesine küfür etmem lazım. Ama tamam, kendiliğinden cephane üretmiyor galiba. Tamam kral, gelin. Birimleri açığa çıkarmanın zamanı geldi. Birimleri açığa çıkarmanın zamanı geldi. Senin başka bir iki tane atlım var, başka hiçbir şeyin yok. Yani Allah kolaylık versin kral, geliyorum. Abi top falso oluyor hakikaten, takip eden füze mi olur ya? Reis, bizim ordu geliyor, haberin olsun. Ben bununla atlılarını kovalayacağım bu arada. Hareketlenmeye başlama daha erken. Şu arkadaki yürüyemedi. Arkadaki bir yürüsün. Unlimited Prime'ın avantajıyla 4. ayında selam demiş. Selamlar sevgili Unlimited, hoş geldin. Merhabalar. Şu arkadaki de gelsin. Öyle girişeceğiz bunlara. Şu piyadelerine falan. Hevesli hevesli. Bizimkilerde ne yazıyor mesela? Korkuyor mu? Hevesli kanatlar güvende. Hocam en sevdiğim üniteyi feda ederek işe başlayacağım. İlerle. Sen de şöyle ilerle. Kurbağalar da ilerlesin. Onu. Şu dönüşümlere falan bakın hele. Mikroplar ya, yemin ediyorum mikroplar. Kral, balistik füzen bitti. Dolayısıyla göğüs göğüse çarpışmak zorundasın. Ki bu Nargılların en sevdiği şeyden biri. Ne oluyor lan? Büyü kullanan oç. Abi daha fazla beklemeyiz. Yürü 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 yürü. Yürü abi. Ya o var ya, o büyü o kadar kötü oldu ki. Arkadaşlar, büyü kullanan vurduruyor mudur? Net. Ya annesiz. Bir salla. Efendim bebeğim. Açarım yavrum. Arkadaşlar geliyorum.
Efendim geldim. Birader yeter. Strength of the Earth Father. Tabakan. Büyü vurup durma. Ama bizim lordu bu yer bitirir galiba ya. Birebir de. Kurbanlar halledebiliyor mu orayı? Halledebiliyor galiba. Birebir de vuruşun. Şu adama ihtiyacım var benim. O debuff'u bas. İradenin tacıyla şuradakileri güçlendir. Koş oğlum, lordunu hallediyorlar. Koş. Ha, bizim Nargal şeyleri. Oyun. Şşş. Salak salak kilitlendi gene oyun. Vur. Vur abi. Kurbağalar daha yeni kendine geliyor. Düşman lordu öldü mü? Bizim lord mu öldü? Amurkan yaşıyor. Abi Tamurkan yaşadığına göre geri kalanları hallolur ya. Vur 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 şu cehennem toplarını falan vur. Yedekte gelenler şey. Büyük savaşı kapattık ya. Garnizondakiler abi. Bizim kurbağaları falan yediler komple. Vur abi birilerine, vur vur. Namlı alaya bas canım. En güzeli. Kovala dayı. Kovala şunları. Bizim lordun canı full gibi bir şey değil mi? Şu kaos şövalyelerine dönmek lazım. Abi tuttuğunuzu vurun. Kaos trollerini falan vur aslanım. Bastın yeteneğini. Etkilenmiyorsun yakın dövüşten. Cehennem topu hiçbir şey yapamaz. Abi önceden savaşın durumunu gösteren bir şey yok muydu ya? Prince Ograx. Neyse lordu yedik ya, geri kalanı önemli değil ya. Adamların prensi de gitti. Bunlar moralden düşecek. Vur abi. Şurada birkaç tane yaratık var. Güzel, zaferi kazandık. Kes şunları kesebildiğin kadar. Bas abi canını. Zorluydu hocam, zorluydu. Nereye kaçıyorsun? Tamurkan geliyor. Vallahi cesurca yenil gidiyordu, bir şekilde aldık da dostlar. Nasıl aldık gel bir de bana sor. Birkaç ünite kaybettik ama geri kalanı çok da önemli değildi ya. Pirus zaferi. Ya adamın topçusu bitiyor, büyüsü başlıyor. Büyüsü bitiyor, şeyi başlıyor be kardeşim. Ne yapayım? 3 tane zıp zıp kurbağamız telef olmuş da. Ya adamın ben bilmem kaç level nişanlı şeyli, bak 6. rütbe
Kaos kılıç savaşçılarını, cehennem toplarını falan yok etmişim yani. Bence Word bizim bir level kurbağalardan iyi yani. Ya ben dediğim gibi ben yeter ki savunma oynayayım dostlar. Savunma oynarsam hiç sıkıntı yok. Ama şey beni şaşırttı. Tamurkan beni şaşırttı. Normalde Archaon ebedi seçilmişle ben çarpışabileceğimi düşünmüyordum. Tamurkan beni çok şaşırttı abi. Orduya ikmal alabilirim. Enfeksiyon alabilirim. Para alabilirim. Para alacağım. Neden? 10 binlik şeyi basacağım. Gaçaman Gurtulaman gelecek tur gelip kafana otoyu çakacağım. Biliyorsun değil mi? Felaket katili unvanını kazandı bu arada Tamurkan. Archaon'u mağlup ederek ve bu arada vasıf kazanıldı abi. Yeminli değil artık bağlı. Ordunun seferde hareket menzilini daha da arttırıyor. Bununla beraber Nargle'ın gözdesi Zanbajin şampiyonunda kademe 2 olduk ve Tamurkan'ın fiziksel direnci arttı. Haraplığın taşıyıcısı unvanında kademe arttık. Gene fiziksel direncimiz arttı. Yani özetle dostlar bu ayı oğlu ayıyı birebir de yenebilecek çok az adam var gördüğüm kadarıyla. Sadakat arttı. Sadakat arttığı için egemenlik geldi. Buff geldi. Dediğim gibi bizim ayı oğlu ayıyı durdurabilecek çok az şey var. Daha bunun görevi falan gelmedi. Abi keskin kalkan, yara izli gazi falan filan alınabilir. Keskin kalkan alıp böyle çok daha az dayak yemeye oynayabilirim. Namlu oğlu alarak iblis dışı birimlerin şeyini arttırabilirim ya. Zayiat ikmalini arttırabilirim abi. Sana ne yapacağız hocam? Sana şey yapacağız ya. En üst düzey birimleri falan filan almışız sende. Daha sert ve daha hızlı. Herifi süvari olarak kullanıyoruz usta. Şimdi bu reis bize... Aa, yeni imkanlar sunuyor bak. Çıldırmış kargan. Cehennem topu falan var herifin ve şeyi var abi. Sagot ejderhası var. Ketzak, Fimdrak ne olduğunu bilmiyorum. Çift başlı ejderi falan var. Yaşlı feryat. Yaşlı feryat. Yaşlı feryat ne? Yok yaşlı ferhat. Yaşlı feryat var. İntikam peşinde keskin gıcırgayan dişlerli şeyli pusu atıyormuş bu. Kurt mamut. Canavar adam var. Gurkumur 3 boynuz. Ve kaos cücesi var abi. Üf, bu nasıl bir menzil birader? Dehşet sarsıntı havanı 450 menzil. Bundaki kaç? 420 menzil. Tabi bunu şey yapabilmek için, cehennem topu için karakterimize bağlı olması lazım. Şimdi bunlardan birini askere alabilirim. Ya da elimdekiyle bir tane daha şey alıp biraz yaratık alabilirim. Çürümüş şövalyeler şeyler. Ama diğerini ne kadar hızlı alırsak bence o kadar iyi olur ya bak. Hevesli şampiyonlar var. Eğer hevesli şampiyonları alıp kullanırsak çok daha tank oluruz bence. Yani yakın dövüşte çok daha iyi oluruz. Üstelik cehennem topu sayesinde onlar da almak zorunda kalır. Bence buna gidelim şimdilik. Ve bir puanım kaldı egemenlikte. Pestilent warrior. Hocam merhaba. Öldürücü armağan. Kaos küheylanına biniyor. Kaos stratejisini al. Ve yıkıcı liderliği al. Sonra kılıç ustasından. Gerekli defansı kas. Gel bizim oğlanın orduya. Bak buradan gel. Kaos savaşçısını yetiştir. Ondan sonra kaos savaşçısını yetiştirdi.
Ezilen nargıllarım yerine yeniden geldi. Kıvranan hisar bekleyebilir. Arka yondan geriye kalanları temizleyeceğiz. Pyrrhus zaferi diyor. Cehennem topu sağ mı? Değil. Oğlum cehennem topun sağ değilse ben seni patlatırım ki. Sırf lordlarla biçeriz burayı ya. Bizim çocukların canına bile bir şey olmaz. Artı şu hevesli şampiyonları görmüş oluruz. Hızlı kaydıkla ne Pyrrhus'a adam vereceğim yani, anladın mı? Neyi var baba? Bir tane menzillisi var. Hiçbir şey yok bunun. Hiçbir şey yok. Ben bunu yerim hocam. Ben bunu afiyetle yerim. Keyiflendim bu arada ya. Güzel oldu yani. Ben o öteki savaşı kazanabileceğimizden çok daha emin değildim. Cehennem topu kesinlikle çok OP. Senin savaş lordu bu muydu? Bir de öldü diyordum. Bunu kim öldürecek? Abi gitgide ayılaşıyor. Bakma şey yani savaştığımız Arkeon ebedi seçilmiş. Dünyaya kaos getiren, hani dünyanın yok edicisi, tanrısal güçte bir adamdı. Biz adamları perişan ettik bak. Üniteye bak hoca. Şunların 120 zırhı mı ne var abi? Böyle bir ünite geçti elimize diğer lordla beraber. Yaratığa bakma, bu anti piyade olarak kullanılıyordu galiba. Şurada bir yerde bizim dayak yiyenler var. Agacım şimdi öncelikle. Karşıda büyük kullanıcısı falan olabilir. O yüzden gene de yayılmayın. Menzilden uzakta kal. Menzilden uzakta kal. Menzilden uzakta kal. Tamam. Seni de arkaya alalım. Bunlar kullanılmayacak üniteler. Şunlar bir numara. Sen de bir numaraya dahilsin. Sen de bir numaraya dahilsin. Bunlar burada. Bunlar iki numara. Sen götünü kaldırıp gelene kadar. Anti piyade misin sen şekerim ya? Zırh delici tazelenme zihirli saldırı. Ya uğraştırıcı bir şey işte ya. Ama sen oraya yürüyene kadar. Ya da yürü gel bizde ya işinle. Şu içi bizim böyle süvari birimi gibi. Hocam yürüyün. Yürüyün. Ya orada kayıp vereceğim dememin sebebi şu arkadakiler ya. Bunlar geri çekilsin hatta. Ben bunlarla burayı çok rahat alırım. Onlar geri kaçsın. Hiç benim ekranı kaplamasın yok yere. Sakin ol, bekle. Bekle abi. Ünitelerin gelsin, bekle. Özellikle kaos savaşçısı falan gelsin. Kaç K canın var senin? 2-3 K canı var bunun. Sal abi bunu kargılların üstüne. Siz böyle, siz böyle, sen böyle, sen de böyle giriş şuraya. Tamurkan bastı şeyine. Siz burada kaos savaşçılarını eritirsiniz. Şunu patlatsana. Pandemik mi? Pandemik. Şuraya patlama verecek galiba. Ne olduğunu bilmiyorum. Zehirli bir patlamaya sebebiyet verecek galiba. Ay, gökyüzünden oraya ne kusuldu? Bizimki de kötü etkilendi tabii. Lord'u enselesene. Tamam, onu demek ki
Kendi adamlarının olduğu bir yerde basmayacağım. Siz şunları avlamaya gidebilirsiniz. Lord bunları halleder. Arkala. Ya da şu yaratığa yardım et. Bunun birebirini kim durduracak? Yaratıklar falan çıkamadı oradan. Warriors of Nurgle. Çok iyi ya. Dayı sen şunu kovala. Ya, ikiniz de şunu kovalayın. Şimdi şöyle yapacağız. Canım sen bir geri çekil. Nereden geri çekiliyorsan çekil. Birazcık bu zarar gördü sadece. Ben çok bir ünite kaybettiğimizi düşünmüyorum. İşin açığı. Ronesanso, çok teşekkür ederim Prime'ın avantajıyla aramıza katıldığınız için. Çok çok sağ olun. O en azından patlamayı falan da görmüş olduk. Patlama da şeymiş böyle, etrafa hastalık falan saçıyormuş. Bu arada çok iyi ya. Ben Tamurkan'ı baya baya sevdim. Çok heybetli bir lord kendisi yani. Çok heybetli ve güçlü. Kaos ünitelerini kullanabilmemiz ayrı bir güzellik oldu. Reisler yavaş yavaş bize bağlandıkça elimizdeki orduların kalitesi de artacak. Tek bir orduyla mükemmel bir düzende hareket edeceğiz dostlar. Ordu ikmaline falan gitmiyorum çünkü buranın ikmali bizi şey yapmaya yetmez. Bir tur daha para aldım. Umarım bitmiştir işin. Tamam. İşi bitti ve Tamurkan saldırırken liderlik kazandı. Uğur kurtarışı kazandı. Tamurkan'a saygı duymayacağım da kime saygı duyacağım mesela bu şeyde, bu alemde? Kudurtulmuş larva zırh delici hasar verir diyor. 345. Kurtçuğun mukavemeti. Ölüme karşı bir mukavemet galiba. Abi can puanını %10 arttırıyor ve pasif yetenek olarak tazelenme veriyor. Biraz ateş hasarından fazla alıyorsun ama. Bak, kukla tiran veba ugrelerini buff'lıyor. Falan filan. İyiyiz değil mi kral? Yani birbirimize bağlılığımız. Vebalar yaratmak, muharebede kuvvetler mağlup etmek. Yerleşim yeri yerle bir etmek. Bretonya, Katay ve Kislev'i mağlubiyete uğratmak. Ha. Şimdi bu arkadaş diyor ki yerleşim yeri mağlup etmeden diyor. Ben senle diyor çok muhatap olamam. Şunun ordunun hareket kabiliyetini arttırması da işimize yarar ya. Bak, aşağıda bir birlik daha var. Ben bunu yakalayabilir miyim? Yakalarım umarım. Şimdilik buraya gir. Muhtemelen o buraya da saldırabilir. Saldırsın. Ne yapam? Dar ağacına şunu yapar mısın? Önemlilerinden biri buydu. Bunu yaptık. Kardeşim burada bir şeye harcama yapmayacağım. 2 puanım var. Bir tane daha cehennem arabası alabilirim. Mevcut ordusunun bulunduğu eyaletteki düşman ordularına zayiat verir. Seninle bir şeyimiz yok henüz. Bretonyalı döv diyor. Yerleşim yeri yerle bir et diyor. Onun derdi bitmiyor. Evet dostlar, bu arada şöyle yapalım. Irka göre değişiyor sevgili Soterus. Irka göre değişiyor her şeyin oynanışı. Şöyle yapalım. Biz YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkür ederek videoyu burada sonlandıralım. Bu beni öldür diyor. Gelecek bölüm zevkle kendisinin işini bitireceğim. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edelim efendim. Tamurkan serisi kaldığı yerden devam edecek dostlar. Değerli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Esenlikle kalın. Bye bye.